Herkese merhaba arkadaşlar, Oyuncaktan Adam kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün karşınızda bir alternatif build videosuylayım. Alternatif build neydi? Biliyorsunuz daha öncesinde kanalda paylaştığımız alternatif buildler var. Genelde kreatörlerde yapıyorduk bunu. Yani bir ürünün içerisinden çıkan ürünün dışında aynı parçalarla farklı ürünlerin yapılması. Bu gördüğünüz muhteşem aracı da daha önce zaten kanalımızda paylaştık. Porsche 911 RSR. Yani şu büyüklük, şu devasalık gerçekten muhteşem bir görüntüye sahip. Ama bu muhteşem aleti daha da muhteşem bir alete çevireceğiz. Formula 1 arabası yapacağız. Nasıl yapacağız? Bunu komple sökeceğiz. Her parçasını ayıracağız. Daha sonra alternatif build kataloğundan, onu birazdan zaten yapım aşamasına geçmeden önce ekranlarımızda paylaşacağım. Siz de oradan veya bu ürün varsa bakıp yapabilirsiniz. Ya da açıklamalar kısmına PDF'sinin linkini koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Elinizde bu ürün varsa bunu Formula 1 arabasına çeviriyorsunuz. Boyutu da aynı olacak tahminimce, çünkü parça sayısı aynı diye düşünüyorum. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Bunda çok gerçekten heyecanlanmıştık. Yapılan bu üründe ayrıntılarıyla, şununla buruyla. Bakalım onda da aynı ayrıntılar olacak mı? Lafı daha fazla uzatmadan yapım aşamasına geçiyoruz. Yapımdan sonra burada olacağız. Formula 1 arabasıyla oynayacağız. Hadi bakalım.
Herkese tekrardan merhaba. Uzun ve yorucu bir yapım aşamasından sonra bu muhteşem F1 Formula aracıyla karşınızdayım. Videonun başında da söyledim, bu bir alternatif build. Bu ürünü bu amaçla yapıyor Lego. Biz bunu yaptık zaten bir önceki videomuzda. Onu bozup bir F1 aracı yaptık. Efsane oldu. Yapım aşaması gerçekten çok zor. Çok ayrıntı var. Siz 5-6 dakika, 7 dakika gibi izlediniz ama yaklaşık 4,5 saat sürdü. Çünkü hem bir elimizde Lego'nun yaptığı bir katalog yok, bakamıyoruz. Ekrandan veya iPad'den bakmak zorundayız. Hem de tek tek ayrıntıları, iç aksamı çok fazlaydı. Ben onları yine ayrıntılı göstermedim. Tek tek birleştirip sonradan birleştirdim. Videonun yapım aşamasından hemen önce size PDF dosyasını gösterdim zaten. Hani yapım aşamasının katalog kısmını gösterdim ki siz benim kadar zorlanmayın diye. Bir de ayrıyeten PDF açıklamaya bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. İnanılmaz ayrıntılar var. Yine aynı şekilde aksam, direksiyon aksamı bildiğiniz yine dönüyor. Direksiyon döndükçe şöyle göstereyim. Direksiyon döndükçe tekerler dönüyor. Yine her bir amortisör süspansiyon sistemi her birinin yine yapılmış, düşünülmüş. Bir F1 aracında olabilecek tüm detaylar düşünülmüş. Yani tüm her şey, bakın koruma şeyleri bile düşünülerek, aynaları, her şeyi düşünülerek yapılmış. Kim yapmışsa gerçekten eline sağlık. Hazırlamış, bize de yapmak düştü. Bakın burası da hazırda oynuyor. Çok güzel bir ürün. Elinizde bu ürün varsa muhakkak deneyin diyorum. Gerçekten çok yorulduk ama değdi bence. Ben şimdi bunu bozmayacağım. Bunun bir de motorlu şeyi var. Yani motor takılıp uzaktan kontrollü bir sistemi var. İnsanlar yapmış, oynuyorlar. Şimdi ben de bu aksamı tedarik edeceğim. Buna monte edeceğim. Bir sonraki bununla ilgili videomuzda bunu uzaktan kontrollü bir şekilde oynamaya çalışacağız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım ürün hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bu tür videoları seviyorsanız, bu tür alternatif büyükleri seviyorsanız takipte kalın. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten çok ama çok özel bir üründü. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.